Yunus Bey, Pirdemir Köyü'nde sezonun son videosunu çekmeye geldik. Bugün Pirdemir Köyü'nde son videomuz. Yani iyisiyle kötüsüyle güzel bir sezon oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Yunus Bey? Allah hakkında hayırlısını nasip etsin. Evet. İnşallah ilkbaharda tekrar görüşmek dileğiyle. Evet. Yani başka ne diyeyim ya? Yunus Burada Bey devam edeceğiz. tabii Yunus Bey devam edecek. Iğdırlı Çoban kanalında Yunus Bey videolar atmaya devam edecek. Kar yağana kadar. Tabii kar yağdıktan sonra da artık içerideki durumları Yunus Bey video olarak atacak ama burada kar yağana kadar Yunus Bey bu dağlarda. Yunus Bey bu dağlara aşık olmuş. Iğdırlı Çoban ve Iğdır Koyun TV bize ait. Iğdır Koyun Hanem TV miydi? Iğdır Koyun TV. He, Koyun TV. İsteğimiz herkes oraya da abone olsun. Tabii Yunus Bey buralarda olacak. Ayo! Yani bu Polat kardeşimizin sürüsü, benim kuzular da bunların arasında. Yunus Bey ile Polat Bey bu koyunları otlatır. Yavaş yavaş ot mevsimi de bitiyor yani. Ot da bitiyor değil mi? Artık otun da sonuna yaklaşıyoruz. Tabii herkes artık bir karı bekliyor. Kar bir yağdı mı bahane edip herkes aşağı inecek yani. Valla aslında o iyi yani. Kötü değil yani. Şu Ya be. anda yani hayvanı doyurmasa bile en azından idare edecek kadar şey var. Ya aga tam böyle diyorsun da ama şimdi koyunlar yayladan geldikten sonra baya performansı düştü yani, zayıfladı yani. O performansı Hele özellikle kuzu olanlar, kuzular iyice kendinden düştü. Hadi koyun yine öyle böyle idare ediyor da kuzular iyice gitti yani. Bu aslında niye koyunların geri gitmesi lazım? Kuzuların pek geri gitmemesi bizim kuzuydu değil mi? abi. Bizim kuzular da akşamları arpa vererek, biraz hani böyle zayıf olanları arpa vererek canlandırmaya çalışıyoruz ama tabii ilkbahar gibi şey yok buralarda Yunus Bey. İlkbahardaki heyecan yok. İlkbahar Abi diyor. her şey mevsiminde güzel. Tabii her şey mevsiminde güzel. İlkbahardaki heves, o yeşillik, o heyecan yok yani. Kasım ayı boşa demiyorlar. Yaprak dökümü Yani halda. Heh. Hayo. Evet. Kasım ayı hem videoların performansını düşürdü hem de koyunların performansını düşürdü yani. Yani izleyenler bile Kasım ayındaki böyle heyecan, sanki böyle topraklara, yerlere bakıp da, hani bu sürülere bakıp da ilkbahardaki aldığı heyecanı alamadı. Tabi ya baksana. Tabi ilkbahar ve yayla mevsimi gerçekten güzel. Yayladaki o su sesi, o kar, o şey, serin havası. Yani maşallah, ben bu şeye geldiğimden beri, köye geldiğimden beri hiçbir defa hastalanmadım. Mesela Bursa'da 2-3 ayda bir en kötü nezle oluyorduk. Burada maşallah yani sağlık konusunda hiçbir problem yaşamadık. O konuda da şanslıydım diyebilirim. Ama tabii hava da temiz. Havanın temizliğinden de kaynaklı. Zaten yarın da pazartesi. Pazartesi de bir de Iğdır Hayvan Pazarına gideceğim. Oradan da video çekeceğim. Artık bilmiyorum. Bursa'da hayvan pazarı varsa Bursa'ya gideceğim. Salı günü de artık Bursa'da ilkbahara kadar hayvan pazarı varsa oradaki güncel fiyatları video kanalımıza atmaya çalışacağız. Ama onun dışında ara sıra işte Bursa'daki güzel yerleri videoda paylaşmaya çalışacağız. Yunus abim zaten kışın burada kalacak. O buradaki bizim koyun ve kuzulara bakacak. Bakalım Yunus, Polat kardeş bir de son olarak bir kara demlikte çay yapacak mı? Evet. Üst taraftaki de Bahattin abi. Bahattin abi de sürü yavaş yavaş köyün içine doğru götürüyor. Aa, köpek bir şey gördü ama çarkı bir şey gördü ama neye kaçıyor? Aha.
Berlo da burada geldi. Berlo da bütün sürüyü dağıttı. Berlo'ya bak. Ooo Berlo. Oha diğer köpekler, kavraş da o taraftan geldi. Evet, kara demlikte son çayımızı da içeceğiz. Kara... Evet, bugün kardeşim Yusuf için özel kara demlikte çay yapıyoruz. Kendim özellikle ilgileniyorum. Evet. Çayını demliyorum. Yani... Kara Demlik'te son bu senenin son çayı olacak. O yüzden Kara Demlik'teki çayı da özlemiş olacağız. Özene özene yapmaya çalışırız. Kara Demlik çayı nereye gidersen git her zaman özleminde olacak bir çaydır yani. Yunus Bey, lüks bir kahvedeki çayı mı tercih edersin, Kara Demlik'teki çayı mı tercih edersin? Karşılaştırmayı bile yanlış yapıyorsun Yusuf kardeşim. Evet, ama orası lüks, burası kaliteli. Ya şimdi ben kişisel fikrimi söylüyorum. Kişisel fikrim yani kıyaslanmayacak kadar fark var. Polat, şimdi sen Kara Demlik'teki çayı mı tercih edersin yoksa lüks bir kafedeki çayı mı tercih edersin? Valla ben Kara Demlik'teki çayı tercih edermiş oldum. Allah Allah. Valla. Bu sene seninle son kez beraber bir Kara Demlik'te çay içmiş olacağız Polat. Aynen. Artık önümüzdeki yıl inşallah. İnşallah önümüzdeki yıl baharla beraber, çiçeklerle, şeylerle beraber. Bereketli bir yıl olacak. Evet, bereketiyle beraber yeni yılda bol bol içeceğiz. Bu yıl iyi başladı, sonu buralar hep kuraklık geçti. Başlangıç işte sonlar biraz şey oldu. Yani video performansları da düştü. Acaba bu şeyden dolayı mı? Hani böyle kuraklık olmasından dolayı mı sence Polat? Ne diyorsun bu konularda? Valla kuraklık, hem otta kuraklık vardı. Hem de kurtta kuraklık. her şey kuraklık. Biz gelmeden önce her sene kurt burada sizi perişan ediyordu. Bu sene kurt yoktu piyasada. Her yıl gözümüzü çıkartıyor. Şimdi her yıl olsaydı ben böyle konuları serbest bırakamazdım. Ya işte. Özellikle de bu saatlerde. Evet. Bu sene yani farkında mısın? Daha neredeyse yani. Artık sezon kapanıyor. Yani daha kar bile yağmadı. Bak. Adam kirdemini doyurmak için ta ağzına kadar suyu doldurdu. Polat. Polat, kar da bu sene yağmadı. Normalde bu yani geçmişte bu şey vakitlerde kar da yağıyordu değil mi? Geçen yıl bu mevsimde kar yağmıştı. 21 Kasım'da yağdı. 21 Kasım'da. 4 gün önce, 3-4 gün önce. Kasım'da mı Aralık? He. Bu yıl inşallah yağacak yani. Çobanlar dört göze karı yağmadı demek ki değil mi? Bu sene bitirsek değil mi? Zaten artık Daha yeni bismillah demişiz, başlamışız. Nereye gideceğiz? Evet. Şimdi bile burada geçirmeye niyetliyiz. Sen yeni geldin tabii. Polat'la beraber ilk barda buradaydık. İlk bardan beri buradaydık. Aynen öyle. Kaç ay oldu İsmail'e? Mayıs'ta gelmiştik. Sen daha erken başlamıştın. Ben de tam Nisan'ın birinde. Evet. Sen benden bir ay önce başlamıştın. Mayıs. Altı ay falan, 7 ay. 8 Aralık'a girsek 9. ay. Değil mi? Yani. Koca 8-9 ay bitti ya. Nasıl geçti anlamadım. Kocaman bir ömür daha. Ama güzel geçti Polat ya. Özellikle yayla bölümü çok güzeldi ya. Yaylayı nasıl geçti anlamadım. Ha, yayla çok güzeldi ya. Yayla olsaydı hiç kimse yani şey yapmazdı. Değil mi? Hiç gitmeyi düşünmezdim ama burası sıkıntılı ya. Evet. Burada ot sıkıntısı, su sıkıntısı. Değil mi? Yani yayladan geldikten sonra koyunlar da zayıflama başladı yavaş yavaş. Evet. Hani kuzular özellikle kuzular iyice kendinden düştü. Değil mi? Bir deri bir kendisi. Hadi yine koyun böyle idare ediyor. Kuzular iyice perişan oldu gitti yani. Kuzuların otu yok lan. Kuzuların otu yok işte. Koyunlar alışmış. Evet. Koyun yine genel olarak iyi de arpa mı? Bizim kuzular da biraz şey oldu, birkaç tane zayıfladı, arpa verdik. Kendine geldi mi Polat? Biraz daha yani
İleriye doğru gidiyorlardı. Tabi geceler de... Günden güne geriye gideceklerdi ama o... Şimdi ilerleme kaydediyor. İlerleme bazılarında var, bazıları da yani... Orta seviye. Ondan düşmüyor yani. Evet. Vermeseydin günden güne çürü... Eğilip gidecek de... Geriye gidecekti ama şimdi iyi. Polat kardeşimiz de Arasoku'nun tepesinde Karademlik'te çay yapıyoruz. Sürü de burada yavaş yavaş otya otya köye doğru gidiyor. Zaten akşam yani saat kaç? 4'e mi geliyor? 3'e mi geliyor? 4'e geliyordu. 3.30'a doğru geliyor. 4'e yani zaten saat 5'te de karanlık da çıkmaya başlıyor. Yani 5.30 gibi hemen hemen günü kapatıyoruz değil mi Polat kardeşim? Aynen. 5 oldu mu? Polat, seninle beraber yılın son şeyini Karademlik çayını içiyoruz Polat. Bu Karademlik'teki çay her zaman özlemle hatırlayacağım yani. Aynen. 41 fincan kahvenin bile 40 yıllık hatırı var ya. Bu Karademlik de 40 yıllık hatırı olacak yani. Aynen. Bunun da 80 yıllık hatırlarıyız. 80 yıllık mı? Ya bir kahvenin 40 yıllık hatırı varsa bir Karademlik çayın 80 yıllık hatırı olması lazım. 80 değil mi? Bunu daha şey, kalitesi yüksek. Bunun tadı başka. Yani. Bunun lezzet kalitesi daha yüksek diyorsun. Başkadır ya Karademlik'te. Doğal, her şey doğaldı. Tabii. Organik. Evet, bunlar da son Karademlik çayı. Maşallah kavşan tavşan kanı gibi kıpkırmızı olmuş ya. Abin özellikle sana yaptı da. Evet, bana özel değil mi? Sana özel tavşan kanı çayı yaptı. Evet, evet. Afiyet şeker. Kıymetimi bil ha. Afiyet şeker bal olsun. Bu çayı 40 yıl boyunca unutmayacağım. 80 yıl boyunca unutma. 80 yıl mı? 80 çayın kahvenin 40 yılsa çak Karademlik'te çayın 80 yıl olması lazım değil mi? Doğru söylüyorsun. Bir emektir bak. Tabii. Dağlara gelip yapmak ayrıdır. Bir de şehirde evin içinde yapmak ayrıdır. Hadi afiyet olsun Yunus Bey. Sağ ol, Allah razı olsun. Sana da afiyet olsun. Teşekkürler. Şimdiden Allah yolunu açık etsin. İnşallah bahara tekrar görüşürüz. Evet. Bahar açacağız inşallah. Bahar burada bahar açacağız. Girişimiz de hızlı olacak, güzel olacak. İnşallah. Hava da kapalı. Bugün muhtemelen yağmur da yağacak. Zaten bu önümüzdeki hafta meteorolojiye göre yağmurlu gözüküyor. Yani yavaş yavaş da buralara da kar yağacak. Zaten böyle hani TikTok'ta falan denk geldi. Çoğu yeri de bakıyordum ya kar yağmış bile. Bizim buralara da kar gelmemiş. Ama bu hafta itibariyle buralarda kara hazırlık yapıyor gibi bir görüntüsü var. İlkbaharlarda buralar var ya yemyeşil, çiçek, kuş sesleri, çekirge. Burada çekirge bile göremedim ya. O kadar kurumuş ki çekirge bile memleketi terk etmiş ya. Polat da üşümüş, kamışların arasında ateşi vurmuş kendini ısıtmak için. Susayan koyunlar da gelip burada suyunu içiyorlar. Ya Polat, bu nasıl bir sonbahar Polat? Eskiden çekirge burada dolu dolu oluyordu. Çekirge bile bulamadık bu sene ya. Soğuktan dolayı mı çekirge yok? Çekirdiler. Evet. Memleket o kadar kurumuş ki. Burada su var mı? Su var değil mi? Ha, su var. Su da yok. Su da yok mu? Ha, su da yokmuş. Ah, koyunlar
su içme hayaliyle geldi. Hayaller bir de kursağında kaldı. Polat bugün kuzularımı susuz bıraktın Polat. Polat hadi kendi koyunlarından vazgeçmişsin. Benim kuzularım ya susuz bıraktın. Aslında senin kuzularında 20 tane kuzuda ne olacak? Bütün sürü susuz oldu yani. Ha tuz da verdin değil mi? Şaka maka bir yana tuz da verdin. Şimdi tuzu verdin tuzun etkisini hissediyorlar değil mi? Ya sabahleyin geldik hepsi doluydu. Hepsini boşalttılar ha. He. Bu havuzlar sabah dolu muydu? Evet. Doluydu birkaç tanesi, diğerini de suyu çektik böyle boruyla, su geldi hepsini doldurdu. Allah Allah, bizde senden önce kim geldi burada sulandırdı? Valla bütün koyunlar baksana ne hayallerle gelip su içmeye, hepsi su hayaliyle geliyorlar, hayalleri de kursağında kaldı ha. Valla suyu. Valla gerçekten yok. Ah, baksana hepsi de havuzların başına gidiyor, havuzda da bir şey yok. En azından bu, olmuş. Yansaydı burada. Ya kamış ne de yanacak? Altı ıslak ya, yanmaz ya. Ay şu kamışların arasında az bir şey de olsa su var ama o da uyanık koyunlar giriyor, içiyor ama uyanık olmayanlar da çekilip gidiyor yani. Yanacak, Allah Allah. Yakacağım, temizleyeceğim diyorsun burayı. Ben yok Vallahi susuz kaldılar. Bakalım inşallah şu kamışların arasına girip su içecekler ama hiç yanaşan da yok. Bir tek çare Umut köyün içi kaldı. O da köyün içine nasıl götürecekler o da meçhul. Çünkü biz bizim ön tarafında başka sürüler var. Köyün içindeki havuzlara götürsek bu sefer sürüler karışabilir. Yani bayağı sıkıntı. Bir de gidene kadar karanlık da çökecek. Hırçı'da çevre kontrolü yapıyor. Polat'ın sağ kolu. Polat sen sağ kolun ha. Hırçı. Sol kolun da Bello nerede? Polat'ın sağ kolu. Polat'ı buralarda rahat koyulan otatmasına izin veren köpek. Tabii. Tabii. Ben hani böyle çok fikriye de etrafa bakıyor. Polat kardeşimiz bir yandan da eşeğe tezek bindirmiş. Yani bu Karablak bölgesinde inek tezekleri oluyor. Onları topladılar. Geceleri soğuk oluyor. Geceleri soba için tezek toplamışlar. Şu Gola Tepe'de Mirza kardeşimizin sürüsü var. Şöyle köyün içinde diğer sürüler de gelmiş. Yavaş yavaş karanlık da çökmeye başladı. Sürüler de koyun yatağına gelmeye başlıyor. Bu da köyümüzün son hali. Yani sonbaharda benim son defa çekeceğim köyümüzün videosu. İnşallah ilkbaharda yemyeşil rengarenk çiçeklerle beraber
buradaki görüntüler daha güzel olacak. Tabii inşallah bir dahaki sene köyümüze elektrik sıkıntısı da çözülür. Bu elektrik problemleri gerçekten insanlar bu konuda çok sıkıntı yaşıyor. Elektrik olmadığı zaman insanlar yani burada hiçbir şey yapamıyor. Telefonunu şarj edemiyor. Ondan sonra fenerlerini şarj edemiyor. Hiçbir şey şarj edemiyor. Bu da bayağı sıkıntı oluyor. Karanlık da çökmeye başladı. Şimdi Polat kardeşimiz de sürüyü yavaş yavaş köyün içine doğru ilerletiyor Arasoka bölgesinden. Polat nasıl koyunlar bugün doydu mu Polat? Ha, su dışında her şey mükemmel diyorsun ha? Evet, su içselerdi böyle tam keyiflerine diyecek yoktu. Evet, sabah kadar idare etsin de. Buna da su içmediler diye mi ilerlemiyor? Ne yapıyor? Ha, dere gördüler mi duruyorlar ha? Böyle bir ses veriyor ki. Korkutuyor değil mi onlar? Böyle şeylere oluyor ses yani. Evet. Yani değil mi? Bu tepeler ya bile yankı yaptırıyor. Evet. Heyecan var, heyecan. Onun heyecanı, o da yeniden heyecanı. O da yeni geldiği için heyecanı daha yeni başladı.